Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Maltepe Belediye Başkanım, il dışından iki misafir belediye başkanımız var sevgili dostlar bugün. Tunceli'den katılıyorlar. Ovacık Belediye Başkanımız ve Hozat Belediye Başkanımız, Sayın Başkanlara hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Sayın Belediye Başkanımız. Siyasi partilerin çok değerli ilçe başkanları, siyasi partilerin değerli yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin değerli yöneticileri, Maltepe ilçemizin, Fındıklı mahallemizin saygıdeğer sakinleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları. Bir de özel misafirimiz var, yağmurdan kaçtı. Onu da misafir ettik, şimdi yine uğurluyoruz. Can dostumuz. Efendim, Altay Çeşme'de insana saygı, kente özeni hissettirecek çok güzel bir parkımızın yapımını tamamladık ve bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Burada Maltepe ilçemizde, Fındıklı mahallemizde insanımızın sosyal hayatına önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşündüğümüz sosyal yaşam merkezimizin projelerini tamamladık ve bugün hep birlikte temelini atacağız. Değerli misafirlerimiz, Maltepe Altay Çeşme Parkı düzenlemesinin açılışı ve Maltepe Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezimizin temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beklediğimiz, özlediğimiz, yağmura kavuştuğumuz bu güzel günde bu güzel iki projemiz için bize bilgi sunmak ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay Beyefendi'yi mikrofonumuza davet ediyorum. Buyurun efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu, İlçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli İBB ailemiz ve değerli katılımcılar. Maltepe Fındıklı Mahallesi Sosyal Merkez Temel Atma Töreni ve yenilenen Altay Çeşme Parkı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. 150 günde 150 projeye kapsamında bugün Maltepe ilçemize tümüyle yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz bir park daha kazandırmanın ve bir sosyal merkezin de temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mülkiyeti Maltepe Belediyesi'ne ait olan ve hem ilçe belediyesi meclisinden hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizden onaylanan ortak hizmet protokolü ile yapımına karar verilen Maltepe Fındıklı Mahallesi Sosyal Merkezimizin projesi ve yapım ihale süreçleri tamamlanmış olup bugün temelini atmak için burada bulunuyoruz. Özgün bir proje ile iki ayrı blok şeklinde tasarladığımız merkezimiz, kendi içerisinde Orta Aksa yerleştirilen bir kadın dayanışma merkezi ve bunlardan bağımsız çalışan, ihtiyaç halinde parktan izole olacak bir alan yaratılarak yerleştirilen çok amaçlı salon, taziye evi olarak da kullanılacak. Toplam proje alanımız 3254 metrekare olup 4154 metrekare inşaat alanına sahip. Yukarıda anlattığımız fonksiyonlara cevap verecek 47 araçlık kapalı bir otopark, 3 adet derslik, çok amaçlı salon, bir kütüphanemiz, pilates stüdyosu, zabıta birimi, çocuk oyun alanları, basketbol sahası ve açık spor alanları projemizde fonksiyon olarak mevcut. Yapılan protokol kapsamında da burayı kullanan vatandaşlarımız için yapılacak olan kafeterya ve zabıta ofisinin kullanım hakkı ilçe belediyesine, geri kalan tüm fonksiyonların işletilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bu iki kurum işbirliği içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için önemli örneklerinden birisidir. Bu tür ortak hizmet protokolleriyle İstanbul'un birçok ilçesinde hiçbir siyasi ayrım gözetmeden ortak hizmet verme anlayışı ile bu tür yatırımları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli katılımcılar, bu projeyi önümüzdeki yıl sonbaharda, bir yıldan kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı düşünüyoruz. Bugün yeniden düzenleyerek hizmete açtığımız diğer bir projemiz, Altay Çeşme Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olan parkımızdır. Mevcuttaki parkın tüm oyun grupları, yürüyüş aksı ve yeşil alanları rekreasyon ömrünü tamamlamıştı. Altay Çeşme Parkı projesinde 13.221 metrekare yeşil alana yer verilmiş ve tamamı yenilenmiştir. Proje kapsamında mevcut basketbol sahaları, sert zeminler, çocuk oyun alanları ve özellikle bir göletin bulunduğu şelale de yenilenmiştir.
Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine bir evcil hayvan parkuru ve bir tuvalet bu alana yerleştirilmiş. Ve iki parçadan oluşan park bütünsellik açısından erişimi çok daha konforlu hale getirilmiştir. Fitness alanı da spor alanı da eklenmiştir. Mahalle parkı hüviyetinde olan parkımız çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar kısacası her yaş grubuna uygun olarak tasarlanarak tümüyle yenilenerek vatandaşımızın kullanımına hazır hale getirilmiştir. Ve aynı zamanda parkın içinde bulunan metruh ve işgalli alanlarda arındırılarak yeşil alana dahil edilmiştir. Bu iki proje kapsamında da özellikle ilkiyle ilgili ortak hizmet protokolü kapsamında başlatılan projemiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne ve meclis üyelerimize, Maltepe Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hem emeği geçen hem emeği geçecek olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve yüklenici firmalara da kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, 150 günde 150 eser programımız kapsamında önce Maltepe'ye, daha önceleri de geldik. Bugün de Maltepe'deyiz. Yarın yine geleceğimizi düşünüyorum Maltepe'ye. Dolayısıyla Maltepe'de yatırımlarla güçlenen güzel bir ilçemiz. Şimdi konuşmaları gerçekleştirmek üzere Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç Beyefendi arz ediyorum. Buyurun efendim. Çok kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, muhtarlarım, değerli çalışma arkadaşlarım ve İBB'nin büyük ailesi, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hem yağmurun, bereketin bol olduğu bir günde, hem güneşin açtığı bir günde, yıllardır ihmal edilen, bana göre kentsel dönüşümde kötü örnek modellerinden birisini arayacak olursanız İstanbul'da Fındıklı Mahallesi'ni seçmek gerekir üniversitelerde ders olarak vermek için. Ve Maltepe'nin en kalabalık mahallelerinden birinde yaşıyoruz. Bir tarafı Ataşehir, diğer tarafı Maltepe olmak üzere toplamında neredeyse 90-100 bin hemşerimizin yaşadığı bir mahalleden bahsediyoruz. İki dönemde burada görev yapıyorum. Bu görev sürem içerisinde zaman zaman Fındıklı'da dolaştığımda, muhtarımızla bir araya geldiğimizde, hemşerilerimizle, esnafımızla bir araya geldiğimizde buldukları her boş alanı Maltepe Belediyesi'nin arsası zannettiği için vatandaşların başkanın buraya bir park yap diye sürekli telkinlerde ve önerilerde bulunuyorlardı. Ne yazık ki bu alandan hiçbirisi bize ait değildi ve her defasında çaresiz bir şekilde şu anda üzerinde bulunduğumuz alanın bir an önce bir sosyal tesise kavuşturulması için geçen dönem epey çaba sarf ettik. Ne yazık ki o dönem fazla gücümüz yetmedi. Söylemiştim, birileri alınmıştı ama 5 yıl burada görev yaptı. Bir defa olsun büyükşehirden kimsenin bizi ziyaret etmediği bir 5 yıl yaşadık. Bu dönem ise sevgili başkanımızın İmamoğlu'nun İstanbul'a 16 milyona birden eşit, adil, aynı mesafede yaklaşarak hizmet anlayışının sonucunda neredeyse her iki haftada bir Maltepe'ye geliyor ve Maltepe halkının temel sorunlarını İBB çalışanlarıyla Maltepe Belediyesi'nin bürokratları el birliği, güç birliği yaparak çözmek için adeta birbiriyle yarışıyorlar. Fındıklı'da kadın kardeşlerimizin spor yapabileceği, gençlerimizin spor aktivitelerine katılabileceği, özellikle de acı günlerimizde bunu defalarca yaşadık, kar, kış, kıyamette insanlarımız sokakta taziye kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Biraz önce Gökhan Bey'in de altını çizerek vurguladığı gibi ihtiyaç halinde bir taziye evimizin de olduğu, kadın dayanışma merkezimizin olduğu güzel bir projeye sevgili Ekrem İmamoğlu imza atıyor. Huzurlarınızda şahsı ve tüm Maltepe halklarına teşekkür bir borç biliyorum. Birileri konuşuyor, birileri sürekli eleştiriyor ama İmamoğlu ve çalışma arkadaşları iş üretiyor, proje üretiyor. 150 günde 150 proje şiarıyla yola çıktılar. Ve göreceksiniz ki en kısa zamanda İstanbul'un çevresi sadece İstanbul'da değil, önce 81 vilayetimizde ve şu anda görüyoruz dışarıdan uluslararası ilişkilerden tanıdığımız dostlarımızla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde İstanbul yeniden o eskide kaybedilen albenisine kavuşuyor ve dünyanın bütün kentlerinde konuşulmaya başladı.
Bu bir vizyon meselesi. İstanbul'u yönetmek herkese nasip olmaz. Yolun açık olsun sevgili başkanım. Çok güzel projeler yapıyorsun. Allah yarda yardımcın olsun. Allah mahcup etmesin. Biz Maltepe Belediyesi, Maltepe'nin kale komutanları, muhtarları, ilçe başkanları hep beraber yanında olacağız. Ve inanıyorum ki en kısa zamanda yine hemen yanı başında sevgili başkanım aşağı yukarı 24-25 dönümü kapsayan bir dere bandımız var. Orada birkaç kamulaştırmaya acil ihtiyaç var. Oranın da tamamlamasıyla birlikte ihale bittiğinde artık Fındıklı Mahallesi'ndeki hemşehrilerimiz en uç noktadan buraya yürümek zorunda kalmayacak. Herkes evinden çıkıp o dere bandına yürüyecek. Orada spor yapabilecekler, çocuklarla gezecekler, gençlerimiz bisiklete binecek, toplanacaklar, çay kahve içecekler, muhabbet edecekler. Dolayısıyla Fındıklı'da tıkanmış olan bu sosyal yaşamı yeniden İBB'nin katkısıyla hayata geçirmiş olacağız. Fındıklı hak ettiği değeri mutlaka elde etmiş olacak. Söz vermiştik, sözümüzü yerine getirmenin bugün gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşatan sevgili başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Maltepe Belediye Başkanımıza. Sayın Başkan da dediği gibi İstanbul'umuzu dünyanın en yaşanabilir, en güzel şehirlerinden biri haline getirmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalışan bir belediye başkanımız var. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şimdi kendisini mikrofonumuza arz ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler, çok sağ olun. Değerli Belediye Başkanımız, Maltepe Belediye Başkanımız, Tunceli'den gelen kıymetli misafir belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, gençlik kolları il başkanımız ve burada bulunan muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasinin hem İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin hem de Maltepe'nin kıymetli temsilcileri ve bugünün ev sahibi olan Maltepe'li hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Maltepe'de bir açılış törenimizi daha yapmanın tabii ki keyfini yaşıyoruz ama aynı zamanda bir de bir temel atma törenimiz var. Fındıklı'nın önemini Ali Kılıç Başkanımız ifade etti. İstanbul'un önemli mahallelerinden bir tanesi, eski mahallelerinden bir tanesi, aynı zamanda kalabalık mahallelerinden bir tanesi. Tabii burada bahsedilen her konu bizim için önemli. Önce şu iki ilçe arasındaki protokol anlayışından bahsetmek isterim. O da önemli bir husus. Geldiğimiz ilk gün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok kurumla yaptığı işlerin protokol eksiklikleri, protokol sıkıntıları olduğunu tespit ettik. Ne ilginçtir ki açıkçası rastgele bazı ilçelerde inşaatlara başlanmış. Örneğin hazineye ait bir arazi üzerinde işe başlanmış ama ilgili kurumla hiçbir işbirliği protokolü yok. Örneğin bir ilçe belediyesinin arazisinde bir işe başlanmış, yapılan projenin ileride nasıl kullanılacağına dair bir uzlaşma metni yok. Ne tesadüftür ki bu yapılan işlerin olduğu ilçelerin de hiçbirisi bir başka siyasi partiye dair değil. Yani her birisi belli ilçelere odaklı yapılmış işler. Tabii devlet işi öyle olmaz. Devletimizin işi, kamunun işi mutlak bir protokole bağlı olmalı. Yarınlara sorun devredilmemeli. O bakımdan biz aldığımız görevle birlikte bütün ilçeleriyle oturup masada sorunları çözen, protokolün karşılığı nedir onu yapan, hangi tesis, hangi kurum kullanacak, bize kalan kurumların da yine o bölgedeki ihtiyaca dönük hangi fonksiyonlarla hazır hale gelmesini tanımlayan, orada kadınların mı öncelikli talebi var, çocukların mı öncelikli talebi var, bunlara bakarak o alanları
değerlendiren bir anlayışla süreci yönettik. O bakımdan burada yapılan işin, atılacak olan temelin bu yönüyle çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Maltepe Belediye'mize, sevgili başkana ve heyetine, meclisine böyle bir işbirliğine onay verdikleri için teşekkür ederim. Zira yapılan işbirliğiyle beraber Fındıklı mahallemizde yapılacak olan sosyal merkez hem sağlıklı bir kullanım alanına, içinde parkı barındıran, sosyal alanları barındıran hem de hem Maltepe İlçe Belediye'mizin hizmet sunacağı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin hizmet sunacağı karma bir hizmet alanına sahip olacak. Bu çok kıymetli. O bakımdan Genel Sekreter Yardımcımız da ifade etti. Önümüzdeki sonbaharda, yani bir yıldan daha az bir zamanda hızlıca burayı bitireceğiz. Bu konuda arkadaşlarımızın sağlam bir planlama yapacağını ve o sözün gününde değil daha erken nasıl yaparızın çabasını ortaya koyacağını biliyorum. Çünkü Ali Kılıç Başkanımız özellikle burada Fındıklı halkının böyle bir alana nasıl ihtiyaç duyduğunu az önce izah etti. Gerçekten buradaki sosyal alan eksikliğinden, boşlukların eksikliğinden bahsetti. O bakımdan biz burada hızlıca bu tesisi yapıp hem Fındıklı Mahallesi'ne hem Maltepe'ye hediye etmek elzemdir. Hızlı hareket edeceğimizden hiçbir hemşerim kuşku duymasın. İnşallah önümüzdeki sonbaharda sizleri burada çok güzel bir buluşmayla hep birlikte ağırlarız diyeyim. Başkanımız Çamaşırcıdere'den bahsetti. Önemli bir nokta olduğunu her Maltepe ziyaretimizde başkanımız bize anlattı. Kamulaştırmayla ilgili süreçleri beklediğimizi biliyorum. Hızlıca oraya gireceğimizi arkadaşlarım da biliyor. Dolayısıyla İlçe belediyesinin desteklenmesi gereken hususlar var ise orada da geri durmamalıyız. Orada her iki kurumun, çünkü bana yapılan sunumda bildiğim kadarıyla gerçekten Çamaşırcıdere hem Maltepe ekseninde hem Ataşehir ekseninde yoğun bir nüfusa nefes aldıracak kıymette bir alan. Bu alanı tamamladığımızda ki Bostancı'ya kadar hareket eden bir yaşam vadisi alanı aksı oluşturacak. Bu aynı zamanda çok insani bir ulaşım ekseni. Yani ama yürüyerek, ama bisikletiyle, ama koşarak kent içinde insani bir ulaşım aksına kavuşmuş olacak bu hat. O bakımdan Çamaşırcıdere meselesini önemsiyorum. Bunu hem Tonguç Bey'e bakarak konuşuyorum, hem Gürkan Bey'e bakarak konuşuyorum, hem de Ali Kılıç Başkanıma. Dolayısıyla işbirliğini hızlandıralım ve bir an önce Çamaşırcıdere sürecine de Maltepe'de başlayalım ve bu işe de imza atalım. Gerçekten kıymetli bir hizmet olacak. Altyapıdan ulaşıma, yeşil alanlara, eğitimden istihdama, sağlıktan çevreye, inanınız İstanbul'un her noktasında iş üretiyoruz. 150 günde 150 projeyle 2022 yılında birbirinden değerli. İçinde metrolarımız da var ki bu yıl sonunda açacağımız bir metronun bu ilçemize de, yani Maltepe'mize de çok ciddi katkıları olacağını biliyorum. Bostancı Dudullu hattımız, yaklaşık 14 kilometrelik bu hat, Anadolu yakasının belki de en önemli işlerinden birisi. Kuzey-Güney hattında insanları denize kadar indiren çok kıymetli bir metromuz olacak. Sona geldik. Şu anda işletmenin bir kısım uygulama projeleri yürütülüyor. O bakımdan özür diliyorum, deneme sürüşleri yürütülüyor. Dolayısıyla inşallah bizler bu sene sonunda çok güzel bir açılışı yapıp İstanbul'umuza belki de son yıllardaki en etkili hatlardan birini daha hediye etmenin gururunu yaşayacağız. Bu hem Maltepe'ye hem Kadıköy'e hem de Ataşehir'e şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
Tabii şunu söyleyelim, gerçekten iş üretmenin keyfi bir başka, belediyeciliğin kutsallığı da buradan geliyor. Yani insanına hizmet, çocuğuna, kadınına, erkeğine, herkese hizmet çok kıymetli. O bakımdan biz bu hizmette hiçbir engel tanımayız. Biz bütçemizi çok ahlaklı bir biçimde kullanırız ve kesinlikle önceliğimiz şudur: insanlarımızın parasını en bereketli şekilde değerlendirip en güzel şekliyle insanlarımıza hizmet sunmanın büyük bir keyfini, büyük bir onurunu yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda biz 2024'ün ilk aylarına 100 günde 100 proje gibi yine kıymetli bir çalışmayı da hazır edeceğimizi şimdiden duyurayım. Ve bu kampanyalarımız görev bitene kadar devam edecek. 5 yılda İstanbul'a iddiayla söylüyorum ki, bir 5 yıl içerisinde İstanbul'a bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız, o kadar dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu işi de hep birlikte başaracağız. Bugün ayrıca Altay Çeşme Parkımızın da yenilenip halkımıza sunulmasının, açılmasının da keyfini yaşıyoruz. Eski halini görmüştüm. Arkadaşlarımızın, Maltepe Belediye'mizin de uyarılarıyla bu süreci toparlamış olmanın ve vatandaşlarımıza pırıl pırıl bir alanı sunmanın da keyfi bir başka. Minibüs yolu üzerinde çok keyifli bir çalışmamız var. Yakın zamanda şantiyeyi birlikte ziyaret edeceğim Ali Kılıç Başkanımızla. Orada yolu yer altına alarak üstünde oluşturacağımız çok şık bir meydanın yine Maltepe'ye ve İstanbul'a keyifli bir sonuç vereceğini de, o heyecanı da şimdiden yaşıyorum. İnsanı odak alan, ayrımcılığa hiçbir zaman fırsat vermeyen, ahlaklı ve liyakatli bir yönetim anlayışıyla 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek bambaşka bir gurur. 100. yılına gittiğimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında bir arada olacağımız 2023'te bütün güzellikler, bütün iyi değişimler ve dönüşümler bizimle olsun. Umuyorum ki biz bu 100 yıla layık işler yapan yöneticiler olalım. Sizler halkımızla birlikte milletçe hem bu yüzyıla layık hem de önümüzdeki yüzyılın kıymetli hazırlayıcıları olalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok özel yılları hep birlikte hazır edelim diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Temel atmamız hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz, şimdi hem parkımızın açılışını hem de bu güzel sosyal yaşam evimizin temelini butona basmak marifetiyle atacağız. Maltepe Belediye Başkanı'nın, misafir belediye başkanlarımızı lütfen davet edelim. Kıymetli muhtarlarımız, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sayın valim, buyurun efendim. Çok kıymetli misafirlerimizi, değerli hazırım. İnşallah hızlıca Allah tamamını erdirsin. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum bu temel atmamıza. Değerli misafirlerimiz, ekranda da görüyorsunuz ilk defamızı. Güzel projemize hep birlikte atmışalım. Geliyor başkan, geliyor. Yıldırlı Sosyal Yaşam Merkezimiz, Altay Çeşme Parkımız, hayırlı uğurlu olsun.
Sertaç Bey, orayı alalım bu tarafa. Siz Arkadaşlar bir dakika. Hadi. Yapma.
Yolun açık olsun. Adamsın, adam. Allah yar ve yardım olsun. Amin, amin. Benim oğlum çekemedi ben.